İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında imam nikahıyla evlendirildiğinin kamuoyuna yansıması büyük tepkilere neden oldu. 6 yaşındayken evlendirildiğini. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ortak tepki gösterdiği konuya ilişkin Eğitim Sen Bolu Şubesi de basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Eğitim Sen Bolu Şube Yürütme Kurulu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirmesi ile ilgili konuştu. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşsel'in kızı babası tarafından 6 yaşındayken evlendirildiğini, çocukluğu boyunca istismara maruz bırakıldığını anlatarak şikayetçi oldu. Bir kadının çocukluğu boyunca, üstelik ailesinin onayıyla istismara maruz bırakıldığına dair beyanları ile adları taciz, tecavüz ve katliamlarla anılan cemaat, tarikat ve dini vakıflar bir kez daha bir çocuğun çaresizliğe mahkum edilmesine, yıllarca istismara maruz kalmasına yol açmasıyla karşımıza çıkmıştır. Öte yandan söz konusu skandal artık neredeyse her gün bir yenisiyle karşılaştığımız kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın korkunç boyutunda gözler önüne sermektedir. Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici mevcut sistemde kadınların yok sayıldığını vurguladı. Ayrıca söz konusu vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğiyle yürüttüğü eğitim projelerinin bilinmesi, en önemlisi faaliyet alanının eğitim olması, 7. sınıftan itibaren öğrencilerin kaydını alarak hafızlık dersi vermesi de durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha göstermektedir. Eğitim sistemi özellikle AKP iktidarı döneminde siyasi iktidarın kendi dünya görüşüne ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme yönündeki politikalarının bir sonucu olarak dini faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler eliyle örgütlenmeye çalışıldığı bir alan haline getirilmiştir. Bu zihniyetin kadınlara ve özellikle kız çocuklarına reva gördüğü yaşam tarzı ise eğitim sisteminden ve toplumsal hayattan dışlanarak kadını yok sayıldığı bir yaşama hapsetmektedir. Gezici, Eğitim Sen Bolu Şube Yürütme Kurulu olarak laik, eşit, demokratik bir eğitim için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Çocuğu koruyan, uluslararası sözleşmeleri uygulamayan, failleri aklayan, cezasızlık politikalarında ısrar eden yargı, çocukları korumayan kolluk kuvvetleri, evlilik yaşının 12'ye düşürülmesini isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı, laik ve eşit eğitim hakkını yok sayan, cemaatlerle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanlığı, tekçi, gerici ve cinsiyetçi bir temelde toplum inşasını hedefleyen siyasi iktidar, çocuk yaşta evliliklerin ve istismarlarında suç ortağıdır. 6 yaşındaki çocukları evlendiren, istismarı meşrulaştıran gerici, ataerkil zihniyeti kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz. Laik, eşit ve demokratik bir eğitim, çocuklarımıza özgür ve eşit bir dünya bırakma mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.